kendisini bir din felsefecisi sayan bir modernistin söylediği, Sünnilerin itikadi konularda haber-i vahid ile amel etmeyip kat'i deliller isterken neden haram, helal gibi ameli konularda vahid haberlerle amel ediyorlar, kat'i delillerle ihtiyaç duymuyorlar sorusuna nasıl cevap vermeliyiz? Nasıl cevap vereceğiz? Cehalet bu. Yani bilmiyor, bilmediği noktada konuştuğu için burada tekrardan bir cehalet ürünü neticeye, fetvaya imza atmış. Bunun cevabı bu. Niye? Çünkü fıkıh araştırırsanız arkadaşlar, haram ve helalların sınırlı olduğunu, her meseleye haram ve helal şeklinde bir hükmün verilmediğini, ulemanın وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ. Bakın, dillerinizin vasfettiği şekilde bu helaldir, bu haramdır deyip de mesnetsiz olarak haramlar, helaller şeklinde ayrım yapmayın, haram helal hükmü vermeyin, sonra Allah'a iftira edersiniz şeklindeki ayeti kerimenin tehdidinden korktukları için tahrimen mekruh, tenzihen mekruh gibi bir kısım tasnifatta bulunduklarını göreceksiniz. Ulema kesin kes delil olmayan, kat'i, subuten ve delaleten kat'i delillere dayanmayan meselelerde ne demişler? Haram dememişler. Tahrimen mekruh demişler. Şimdi burada haber-i vahidle birlikte kim haram tespit etmiş? Kim haram fetvası vermiş? Böyle bir durum yok. Bu kendi söyleyip dinlemiş olduğu bir iddia. Böyle bir durum yok. Müçtehit imamlarımız bir şeye haram hükmü verirken subuten ve delaleten kat'i olacak olan, olması gereken naslar aramışlardır. Fakat burada bu zihniyetin karıştırdığı bir nokta var. Onu da açıklamış olayım çünkü önemli bir nokta bu. Şimdi arkadaşlar, mezhepleri ve imamların fetvalarını kendi devirleri müvazenesinde, çerçevesinde değerlendirmezseniz hataya düşersiniz. Nasıl? Bakınız, İmam Ebu Hanife rahimahullah bir meseleyle alakalı bir hüküm vermiş. Ve bu konuda bir hadise dayanmış. Siz İmam Ebu Hanife'nin delilinin ne kadar kuvvetli olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız, Ebu Hanife rahimahullah döneminde onun verdiği fetva zamanında o hadisin ne kadar sahih olup olmadığını araştırmanız gerekir. Buna göre konuşacaksınız. Fakat aynı hadisi alıyorsunuz, Ebu Hanife'nin fetva vermiş olduğu hadisle mana olarak aynı olan hadisleri filan alıyorlar. Mesela bu hadisi kim rivayet etmiş? Ebu Hanife rahimahullah'tan asırlar sonra yaşamış Beyhaki. Alıyor adam Beyhaki, yaşıyor. Diyor ki bak, bu hadis zayıf diyor. Bu nasıl bir mantık biliyor musunuz? Bu şudur yani. Ebu Hanife bu fetvayı verirken Beyhaki'yi açtı. Baktı oradan. Dedi ki bu hadise göre ben hüküm vereceğim. Böyle düşünüyor herhalde. Bu mantık buraya çıkar. Oysa şunu kaide olarak unutmayın. İmam-ı Azam'ın döneminde veya başka bir müçtehit imam döneminde sahih olan bir rivayet sonraki asırlarda zayıfa dönüşebilir. Bu da neden dolayıdır? Başka ravilerin araya girmesi ve o ravilerin farklı metaini aşere dediğimiz taan noktalarından biriyle taan edilmesi sebebiyledir. Başka raviler araya girmiştir. Bunların içerisinde cerhe tekabül edecek olan bir kısım işleri olan, kabiliyetleri olan raviler vardır. Onlar sebebiyle hadis zayıf olmuştur. Bu Hanefi mezhebinin o hükmü zayıf hadisle birlikte verdiği anlamını taşımaz. Çünkü İmam-ı Azam yani o hadisle birlikte, o raviler zinciriyle gelmiş olan hadisle hüküm vermedi ki. İmam-ı Azam'ın kendine göre bir senedi var. Bu senedi yakalayamadıysan meseleyi ıskalıyorsun. Dolayısıyla İmam-ı Azam döneminde mütevatir olan bir konunun daha sonra meşhura dönüşmesi mümkün. İmam-ı Azam döneminde sahih olan bir rivayetin sonraki asırlarda zayıf olması mümkün. Bunları ıskalarsak, bugünkü müteahhir mantıkla selefiler de yapıyorlar bunu. Diyor ki bak, İmam-ı Şafii'nin diyor delili Bukhari'de geçiyor. İmam-ı Azam'ın delili diyor Beyhaki'de geçiyor. Ben diyor Bukhari'yi alırım, sahih hadis tahmin ediyor. Vay be! Yani İmam-ı Şafii 205'te vefat etmiş.
Buhari 194'te doğmuş. Değil mi? Yani İmam Şafii o hükümleri verdiği zaman da Buhari diye bir metin mi vardı Allah aşkına ya? Beyhaki mi vardı? Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace vesaire diğer kaynaklar hiçbirinin döneminde yoktu. Bunların kendi isnatları var. Meseleleri kendi dönemleri açısından ele almadığımız zaman da sahih mi zayıf mı hadislerle, haberi vahid mi, mütevatir mi, hangi rivayetlerle delil getirerek hüküm verdiklerini tespit edemeyiz. Yanlış olur. Onun için bu mevzuları doğru bir menheçle birlikte incelememiz gerekir. Din felsefecisi kendi işini yapsın, kendi işiyle meşgul olsun ve hiç merak etmesin ki müçtehit imamlarımız helal ve haramları tespit ederken hiçbir şekilde zanni bir delile dayanmamışlardır.